Öğretici metinler konusunda sırada İsmail Habib Sevük'teyiz arkadaşlar. İsmail Habib Sevük, Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı'nda öğretici metinler alanında edebiyat tarihi yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan bir sanatçı olarak karşımıza gelecektir. Nihat Sami Banarlı'dan sonra Türk Edebiyatı'nda özellikle de Cumhuriyet Devri'nde edebiyat tarihi ve gezi yazısı alanında yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan bir sanatçı olduğunu söyleyebilmek mümkündür İsmail Habib Sevük'ün arkadaşlar. Nihat Sami Banarlı'dan sonra Türk Edebiyatı'nda edebiyat tarihi alanında çalışan önemli sanatçılardan birisi İsmail Habib Sevüktür demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla İsmail Habib Sevük Türk Edebiyatı'nda edebiyat tarihi alanında çalışan önemli sanatçılardan birisidir. Edebiyat araştırmaları tanınan İsmail Habib Sevük, yenilikçi Türk Edebiyatı'nın tanıtılmasında ve okullarda öğretmesinde ön ayak olmuş sanatçılardan birisi olarak karşımıza gelecektir. Tunadan Batı'ya ve Yurttan Yazılar başlığı altında topladığı gezi yazısı türünde kalem almış eserleri Türk edebiyatında tezatların şaşırtıcı basından ilginç kıyaslamalardan orijinal buluşlardan geniş tarih kültüründen beslenen anlatımıyla önemli eserlerden birisi olarak karşımıza gelir. Dolayısıyla edebiyat tarihi alanında çalışan İsmail Habib Sevün Tunadan Batı'ya ve Yurttan Yazılar başlığı altında toplanmış gezi yazısı türünde kalem almış önemli eserleri vardır diyebiliyoruz arkadaşlar. İsmail Habib Sevün eserlerine baktığımız zaman Tuna'dan Batı'ya ve Yurttan Yazılar başta altına toplanmış Gezi türünde kalem almış eserlerinden Türk Tececüt Edebiyatı Tarihi başta altına toplanmış Edebiyat Tarihi'nin önemli eserlerinden birisini söyleyebilmek mümkündür. Bunların dışında Edebi Yenilgimiz, Avrupa Edebiyatı ve Biz bir de Edebiyat Bilgileri başta altına toplanmış eserler de vardır diyebiliyoruz İsmail Habib Sevük için arkadaşlar.